Cırcır böceklerini duyuyor musun? Evet. İç sesin aynı bu şekilde her daim sana konuşuyor. Kalbin diyebilirsin, her daim sana konuşuyor. Özün o buradaki böyle ben dediğin hep sana konuşuyor. Ne kadar kulak veriyorsun? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hemen direkt sezgilerin, iç sesin en güvenilir alanı. Karar verme aşamasındasın. Şöyle bir sakinle, şöyle bir duraksa, bir nefes al ver ve dinle. Dinle. Onun hiçbir şekilde, yani şartlı doğru yanlış ötesinde seni sana yaramayacak, sana katkısı olmayacak şekilde yönlendirmesine imkan yok. Çünkü o iç ses, senin iç sesin, benim iç sesimle, bu cırcır böceklerinin sesiyle, bütün evrenin iç sesiyle, alanıyla beraber. Ya, şöyle ki zihnimizle karıştığımız zaman, çok yoğun aktığı zaman, öyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Hem onu dinliyoruz hem de onun paralelinde en yakın arkadaşımızın, yok ailemizin, yok evet herkes çok değerli. Ancak sen o sırada karar vermeye çalışıyorsun. Sana en faydalı nedir? Onları mutlu etmek için, onları üzmemek için, onların beklentilerini karşılamak için değil. Dolayısıyla şu anda ne olmaktaysa, canım arkadaşım, bir dur. Dersen, üç derin nefes al ver. Ve sonra de ki, dinliyorum, duyuyorum ve adımlarımı oradan atıyorum. Bak bakalım. Biraz sanki cesaret istiyor gibi, ancak cesaret senin kalbinin yapısı zaten. Dolayısıyla iç sesinden hareket et, sezgilerine güven. Birkaç kez kim ne derse desin o alandan hareket ettiğinde ve sana dönüşümünü karşıladığında, belki bu tatlı diyalog biraz daha belirginleşecek. Biraz daha acaba öyle mi böyle mi derken, okey burası diyeceksin. Burası. Böyle. Sezgilerin en güçlü güven alanı. Teşekkür ediyorum dinlediğin için.